eski gazeteci Atilla Onuk hayatını kaybetti. Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve doğayan gazeteci Atilla Onuk, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılık ve akciğer enfeksiyonuna nedeniyle Beşiktaş'taki evinde vefat eden Onuk'un cenazesi, 15 Eylül'de Bebek Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kandili Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Dünyaya 1931 yılında gelen Onuk, Mesleğe Zafer gazetesinde başladı. Onuk, 1965-1978 ile 1980 ve 1981 yılları arasında A'da Genel Müdürlük görevini üstlendi. Gazetecilik yıllarını 2022 yılında A'ya verdiği röportajda anlatan Onuk, mesleğini çok sevdiği ve gece gündüz çalıştığı için genel müdürlük görevine getirildiğini ifade etti. Onuk, ajansta personel şartlarının düzeltilmesi ve teknik cihazların iyileştirilmesi gibi pek çok yeniliğe imza attığını aktardı. Bizim münasebetimiz Baba Vol gibi oldu. Ada en uzun süre genel müdürlük görevi yapan kişinin kendisi olduğunu dile getiren onuk, ajansta bir dönem yönetim kurulu başkanlığı da yapan yazar Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ile anılarını şöyle anlattı: Yakup Kadri Bey çok yaşlı bir zattı. Onu yönetim kurulu başkanı yaptık, ama Cinnah Caddesinde oturuyordu. Gidip gelmeye dahi takati yoktu. Dolayısıyla toplantı zamanlarında ben onu gider evinden alırdım. Toplantıya girerdi. Toplantı bittikten sonra da tekrar götürür, elini öper karısına teslim ederdim. Böylelikle bizim münasebetimiz baba oğul gibi oldu. Kendisi bana gereken kolaylığı gösterdi. Benim elimde vefat etti ve onu ben defnettim. Şu anda da İstanbul'da Yahya Efendi mezarlığında yatmaktadır. Allah rahmet eylesin